kıbbı Cihar Yari güzin Dört halifenin üstünlükleri Seyyid Eyyub bin Sıddık 38. menakıb Ebubekr Havrani'den rivayet olunur. Bir gece server-i Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Hazretlerini rüyamda gördüm. Dedim ki: Ya Resulallah evliyanın yoluna yapışmak istiyorum. Elhamdülillah. Size yetiştim. Size biat edeyim. Bana tövbe ettirin. Yol gösterin. Mürşidim olun, dedim. Resul i Ekrem hazretleri buyurdular ki, Ben senin peygamberinim. Ebu Bekri Sıddık, senin gerçek mürşidindir. Var, Ebu Bekri mürşid edin. Ona biat eyle. Ebu Bekr Sıddık Hazretleri de orada hazırlar imiş. Fahri Alem Hazretleri, Ebu Bekr Hazretlerine işaret ettiler ki, Ya Ebu Bekr, buna büyüklerin yolunu göster. Doğru yola irşad eyle. Ben de Habibi Ekrem'in işaretiyle, Hazreti Ebu Bekr'in önüne vardım. Meşayih adeti üzerine, bana tövbe verip, dua eyledi. Başıma külah ve arkama bir hırka giydirdi belime bir kuşak bağladı. Gövdemde çıbanlar ve sivilceler vardı. Mübarek eliyle arkamı sıvadı, dua eyledi. Gövdemden sivilceler ve çıbanlar tamamen gitti. Hazreti Ebu Bekir'in duası ve kerameti bereketiyle uykudan uyandım. Gördüm, bedenim sıhhat bulmuş. O hırka ve kuşağı ve külahı önümde buldum. Bildim ve itikad eyledim ki, Ebu Bekr Sıddık radıyallahu an hazretleri gerçek evliyadır ve doğru mürşittir. 39. menakıb. Fahri Enam sallallahu teala aleyhi ve sellem Arafat Dağı'nda Kusva adlı devesine binmiş halde dururken meali şerifi bugün dininizi ikmal ettim. Size verdiğim nimetleri tamamladım din olarak size İslam dinini beğendim olan Maide suresi üçüncü ayeti kerimesi nazil oldu. Sahabe-i Güzin Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmaîn sevindiler. Fakat Hazreti Ebubekir Sıddık ağladı. Dediler ki: Ya Ebu Bekr, bugün sevinmek günüdür. Bu sevinmek icap eden hale niçin ağlarsın ki? İslam dini kemal buldu. Allahü Teala müminler üzerine nimetini tamamladı. Sevinmek yeridir, ağlamak yeri değildir. Hazret Ebu Bekir Sıddık, Arif ve gayet akıllı bir sultan idi. Fahri Alem Hazretlerine çok fazla muhabbeti olduğundan daima ahvali şeriflerine dikkatliydi. Ne zaman ki bu ayeti kerime okundu. Bildi ki her kemalin zevali var olduğu dünyada muhakkaktır. Onun için ağladı. Ebu Bekr Sıddık dedi ki: Arkadaşlar, her kemalin zevali vardır. Her tamamın noksanı vardır. Zira bir iş tamam olduğu zaman noksanı vardır. Tamam oldu denildiğinde zevali vardır buyuruldu ki bu ayet-i kerime de size dinin kemali göründü. Ve bana Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem zevali sonu göründü. Bir yapıcı bir padişah için saray yapıp dört duvarını tamam eylese ve üstünü örtse, kapılarını assa, o yapıcıya destur verirler. Yani artık işim bitti derler. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yapıcıydı. Din sarayını yapmaya gelmiş O saray din sarayıdır ki beştir. Birinci duvarı namazdır. İkinci duvarı zekattır. Üçüncü duvarı oruçtur. Dördüncü duvarı haçtır kapısı, gusüldür. Aslı, imandır. Tavanı, ihlastır. Aşağı eşiği, tevazudur. Üst eşiği, yavaşlıktır. Sağ kanadı, tevekküldür. Sol kanadı, temellüktür. Kilidi, küfürdür. Anahtarı, şehadettir. Derecesi, rif'attır. içi saadettir. Dışarısı, şekavettir. Her kim ki şehadet miftahı anahtarıyla İslam sarayı kapısından küfür kilidini kırarak içeri girdiyse saadet onundur. Her kim Allahü Teala korusun küfür kilidini bu saray kapısına vurup dışarıda kaldıysa şekavet onundur. Hazreti Resul-ü Ekrem ne zaman ki bu İslam sarayını yapıp kemaline yetiştirdi. Bu ayeti kerime nazil oldu. Bu ayeti kerimenin ağırlığından server alemin devesi çöküp dizine kadar kuma battı. O server kainat hazretleri veda hacı yapıp Medine-i Münevvere'ye saadetle geldikten sonra 83 gün dünyada kaldı. Rivayet ederler ki Evvel nazil olan ayet-i kerime İkra suresidir ve son olarak yukarıda bildirilen ayet-i kerime nazil oldu. 40. menakıb Tefsiri Beydavi'de Beydavi Hazretleri rahimehullah buyurmuştur ki bu ayet-i kerime ki mealen biz insana babasına ve anasına ihsan etmeyi emrettik ki onun annesi onu karnında zorluklara katlanarak taşımış güçlükle doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Sonunda erginlik çağına erince ve 40 yaşına varınca Rabbim bana ve anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve benim hoşnut olacağım faydalı bir amel yapmamı nasip eyle. Bana verdiğin gibi soyuma da salah ver. Sana döndüm. Ben kendimi senin yoluna adayanlardanım demesi icap eder. İşte işlediklerini en güzel şekilde kabul ettiğimiz ve kötülüklerini mağfiret ettiğimiz bu kimseler, cennetlik olanlar ile beraberdir. Bu, verilen doğru bir sözdür. Buyuruldu. Rivayet olunmuştur ki, bu ayeti kerime, Ebu Bekir, radıyallahu teâlâ anh, hakkında nazil olmuştur. Zira, Ebu Bekir'den, radıyallahu teâlâ anh, başka, muhacirden ve ensardan, kendisi ve babası ve anası ve zevcesi ve evladı İslam ile nurlanan yoktur. 41. menakıb. Mesabih-i Şerif'te Ebu Bekr'in radıyallahu teala an menakıbı babında sahih hadisi şeriflerde Hazreti Ayşe'den radıyallahu teala anha rivayet olunmuştur. Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında bana hitaben buyurdular ki Ya Ayşe benim yanıma baban Ebu Bekri ve kardeşin Abdurrahman'ı davet eyle ta ki ben bir vasiyet yazdırayım zira benden sonra bir kimse çıkıp söylemeye ki ben halife olayım. Halbuki Hak Sübhanehu ve Teala ve müminler Ebu Bekir'den gayrisinin hilafetini istemezler. 42. MENAKIP Ebul Mu'in el-Nesefi Rahimehullahü Teala Temhidi i Akaid adlı risalesinde imamet bahsinde beyan etmiştir ki imamet nas ile sabit olunmamıştır. Yani ayet-i kerime ve hadisi i şerif ile bildirilmemiştir. Hz Ali'ye kerramallahu vece ve evladı kiramlarına Rafizilerin söylediklerinin aksine nas olmadığına delil şudur ki eğer açıkça delil olsa sahabe-i güzin hazretleri ona ittifak ederlerdi. Onların ittifakları tabiine, tabiinden de tebeyi tabiine, onlardan da salihine rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn daha sonrakilere hatta bize ulaşırdı. Ali Yülmürteda Hazretlerine ve evladı kiramına imametin geçişiyle alakalı bir haber yoktur ki onlar o haberin naklini gizli tutmuş olsunlar ve eksik bildirmiş olsunlar. Görülmez mi ki eshab-ı kiram bize naslardan ahkam istinbatı ve ahkâm-ı yeden bir cüzü nakilde eksik bildirmeyip aynen nakletmişlerdir. Bu imamlığı gizledikleri düşünülemez. Bunun üzerine o eserde bildirilir ki Hazreti Server-i Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem fani dünyadan ayrıldıkları zaman Sahabe-i kiram hazretleri Beni Saide'nin sofasında toplanıp buyurdular ki biz işittik ki Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki bir kimse ölse halbuki zamanının imamını bilmese onun ölümü cahiliye devrindeki ölüm gibidir. O halde bizim üzerimizden bir gün imamsız geçmesi caiz olmaz. İmamdan murat halifedir. Onun için kendi zamanında mevcud olan imamı bilmemek büyük günahtır. Zira dinin ahkamından bazı şeylerin caiz olması imam ile halife ile olur. Cuma ve bayram namazları ve yetimlerin nikahı gibi imamın lazım olduğunu ve mevcud olan halifeyi inkar eden bir farzı inkar etmiş gibidir. Farzı inkar etmek küfürdür. Ensardan bir kimse kalkıp muhacirine dedi ki bizden bir emir olsun ve sizden bir emir olsun. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu an ayak üzerine kalkıp dedi ki muhakkak ben öyle zannederim ki Hazreti Ali radıyallahu an buna layıktır. Ben isterim ki ona biat edeyim. Hazreti Ali ayağa kalkıp buyurdu ki: Kalk ya Ebu Bekir. Allahü Teala'nın ve Resulü'nün halifesisin. Seni Hazreti ü Ekrem takdim etmiştir. Kim seni geride bırakabilir? Ben Resulullah Hazretlerinin huzurundaydım. Bana emredip buyurdular ki: Var Ebu Bekir söyle nasa imam olup namaz kıldırsın. Resul-i Ekrem Hazretlerinin razı olduğu bir kimseden biz elbette razı olduk. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dinimizdeki bir işte razı olduğu kimseden dünyalık bir iş için razı olmaz mıyız dedi. Resulullah'ın halifesi diye tesmiye ettiklerine sebep odur ki Hazreti Resul-i Mükerrem Ebu Bekr Hazretlerini kendi makamı şeriflerine ki imamet makamıydı halife nasbettiler. Ömürlerinin sonunda Nasa Müslümanlara imamet edip imamlık yapıp namaz kıldırdı. Bir rivayette yedi gün ve bir rivayette üç gün imamlık yaptı. Sahabe-i kiram hazretlerinin cümlesi Ali'ye radıyallahu an muvafakat edip Hazreti Ebubekir Sıddık'a biat ettiler. Biat olduktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin defnine meşgul oldular. Sonra vaz edip buyurdu ki: Ben sizin üzerinize vali kılındım. Halbuki hayırlınız değil idim. Beni kabul edin. Hemen yine Hz Ali kalkıp buyurdular ki: biz seni ne kabul edeceğiz ve ne kabullük talep edeceğiz. Hazreti Resulü muhterem seni takdim etmiştir. Kim ola ki tehir etsin? Yani Resulullah'ın geçirdiği makamdan kim seni geride bırakabilir? Bir gün gördüler ki Hazreti Ebu Bekir Sıddik, çarşıda bir kadına gömleğini satıp ücretiyle yiyecek alır. Dediler ki sana Beytül Mal'den nafaka tayin edelim. Sen Müslümanların işlerini gör. Her günde veya iki günde iki dirhem tayin ettiler. Yine kendi buyurdular ki, ben zayıf bir kulum. Yevmiye iki dirhemlik amele kudretim yoktur. Öyle olunca, iki dirhem bana haram olur. Ondan sonra bir dirhem ve iki dank tayin ettiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an o bir dirhem ile iki danka alıp bir testiye koyardı. Yine gizliden mal satar, kendisine harcardı. Vefatları yaklaştığı zaman o testiyi istedi ve onda olan akçeyi döktü. Kerimeleri Ayşe Sıddıka Hazretlerine buyurdular ki bu akçeyi Ömer bin Hattab Hazretlerine götür. De ki bu mal Müslümanlarındır bunu Müslümanlardan ihtiyacı olanlarına versin. Ayşe Sıddık'a da, o meblağı Hazret Ömer hilafet makamına geçtikte huzuruna götürüp ve babasının vasiyetlerini beyan ettiklerinde Hazret Ömer ağlayıp ey Sıddık bizi büyük zahmete bıraktın ne garip Ebu Bekir ki öldükten sonra yine adalet ettin kimsenin yolundan yürüyebilir deyip mübarek gözlerinden yaş revan oldu. Rivayet olunmuştur ki Resul Ekrem Hazretlerinin intikalinden sonra ahireti şereflendirdikten sonra Ebu Bekr radıyallahu teala Hazretleri hilafet müddetlerinde günden güne zayıflediler. Zayıflıkları gün geçtikçe arttı. Bir gün Ayşe Sıddık'a ona sordular ki: "Ey benim babam, sana ne oldu ki gün be gün zayıflersin?" Cevabında buyurdular ki: "Ey kızım, bilmiş ol ki Muhammed Mustafa Hazretlerinin ayrılığı beni zayıf eyledi. Ey azizler, bunu fikredip kıyas edin ki ne şekilde muhabbeti olmak gerek ki bu şekilde zayıf olmaya sebep olsun.'' kalbinde böyle bir hakkın serverine Allahü Teala muhafaza etsin su izanlı olan kimseye yazıklar olsun. Allahü Teala Hazretlerinden nasıl rahmet umarlar? Habibullah Hazretlerinden ne yüz ile şefaat ümid ederler?